sesler sıkıntıya birebir değil mi? Affedersiniz, geldiğinizi görmedim. Estağfurullah. Ayağınız nasıl oldu diye merak ettim Asiden. İyi. Bayağı ağrısı geçti. Buyurun. Ne kadar güzel çiçekler. Sarayın çiçekleri. Güzel açmayanın kellesini uçuruyoruz. Gerçi kalmadı pek. Önüne gelen koparıyor. Birkaç tane kalmış, onları sizin için topladım. Hastaya ziyaret babında. Çok incesiniz. Estağfurullah. Bu çeşmeyi daha önce gördünüz mü? Rahmetli dedem yaptırmış. Veledi Hariri Çeşmesi. Buyurun. Şey. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Estağfurullah, buyurun. Ama siz padişahsınız. O zaman padişah olarak emrediyorum, buyurun. Peki. Şey diyecektim. Umarım Sultan Hanım'a karşı sizi zor durumda bırakmamışımdır. Saliha'ya karşı mı? Dert etmeyin. Ben ona karşı her zaman zor durumdayım zaten. Siz ne diyecektiniz? Şey, ben sizi yemeğe çıkarmak istiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ayağınıza olanlar çok üzdü beni de, özür dilemek için. Bilmem ki. Padişah olduğumu hatırlatmak isterim. İsterseniz mabeyin katibine söyleyeyim, bir ferman çıkarsın. Sokaklarda gezsin insanlar davulla, asude yemeğe, asude yemeğe. Gerek yok. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Oh be. Yadigardan sonra padişah olduğumu hissettiren biri daha çıktı. Çok şükür. Ölsem de gam yemem artık. Polis bizi neden durduruyor? Padişahım çok yaşa diyecektir herhalde. Ehliyet ruhsat canım. Hadi canım, hadi canım, ehliyet ruhsat. Devlet adamı sorumluluğu böyle bir şey işte Asude. Ben özellikle tembih ettim. Padişahım diye torpil geçmeyin dedim. Trafik sigortasının zamanı geçmiş. Bağlayacağız. Neyi? Neyi, arabayı? Saltanat arabası bağlanır mı? Benim sakallar da uzamış değil mi? Ha? Sakal diyorum, sakal. Ha, sakal. Anladım. Hünkârım, sakal değil. Yavaş yavaş, bir gören olacak. Daha kim görecek, eşşi ol eşek. Dumrul, bas gaza da gidelim. Yoksa ellerimle boğacağım bu densizi. Bas. Padişahım çok yaşa. Laballik de aldı yürüdü. Bunlar benden makas da alır yakında. Kendini bilmezler her toplumda var. Sıkmayın canınızı. Çek kayıkhane, deniz yoluyla giderim bari. Çok sık çıkar mısınız böyle dışarı? Dışarı? Yani yemeğe falan arkadaşlarınızla. Ara sıra. Canım benimki de soru mu? Sizin gibi genç bir kız. Mutlaka eşiyle dostuyla çıkıyordur bir yerlere. Dediğim gibi pek sık değil. Erkek arkadaşınız falan da mı götürmüyor sizi bir yerlere? Benim şu an bir erkek arkadaşım yok. Ya benim de bir erkek arkadaşım yok. Ne çok ortak yönümüz var. Yadigar. Şöyle biraz geriye gidin siz. Kayığın dengesi bozuluyor. Baş baş baş.
hata bende. Bu yaştan sonra cincira binmeye kalkarsan olacağı bu. Aslında ben iyi gidiyordum da Asude Hanım'ı görünce kontrolümü yitirdim biraz. O da onun ayağına oldu. Olsun. O kaza olmasaydı şimdi burada sizinle birlikte olamayacaktım. Mori Osman Bey, ben derim dikkatli olasın. Bu senin Amerikalı vali karışı her şeye. Korkayım şimdi yakında çıkarır bir kanun. Sarayda cırcırla dolaşmak yasak. Zaten sarayda karışmadıkları bir tek o kaldı değil mi? Özür dilerim padişahım, haddimi aştım. Özür dileyecek bir şey yok Asude Hanım. Bazı şeylere katlanıyor olmam kör olduğum anlamına gelmez. Padişahım lütfen kızmayın. İnanın ben öyle de... Ben niye kızarım biliyor musun? Bana hala padişahım diye hitap edersen ona kızarım işte. Demek istey ki ben zarafetin yerinde dilim padişah. Hepinizin arkadaşıyım. Ben de öyle peşin alışamamıştım ama şimdi alıştım yavaş yavaş. Sen de alışırsın değil mi? Peki elimden geleni yaparım. Osman Bey. Anlaştık. Asude. Beyzadem, alasın bir çiçek sevgili de. Senin sevgili mi? Allah sahibine başlasın. Pek güzelmiş be abi. Alasın bir gün şu güzel kıza. Bak, sarayın bahçesinde toplandı bugünler. Sarayın bahçesinden mi? Padişah duymasın. Hadi be abi be. Padişahın kıçından donunu alsan haberi olmaz onu. Bu iş verirsin. Ahmet al bunu buradan. Bu arada meyhaneden çıktık. Hala sen Osman Bey diyebiliyor muyum? Tabii Asude. Tamam. Şey diyecektim. Siz aslında benim düşündüğüm gibi bir insan değilmişsiniz. Düşündüğümden kasıt? Yani nasıl desem, çok eğlenceli bir adamsınız. İnsan padişah deyince şey düşünüyor. Ne düşünüyor? Şöyle kafasında gulyabani gibi bir kavuk. Mehter Marşı'ndan başka müzik bilmeyen birini mi düşünüyor? Aha. Estağfurullah. Tam olarak öyle olmasa bile ciddi, sürekli asık suratlı, ona buna emirler yağdırdığınızı düşünürdüm. Sıkıldım be Asude. Her gün onlarca insan padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Bir gün bir tanesi padişahım nasılsın? Padişahım mutlu musun diye sorsa, sıkılıp sıkılıp kendimi zerafetin yerine atıyorum ben de. Vay be. Padişahıma bak be. Efendim bacım. Şöyle 20 metre geriden, geriden. Başla padişahım. Sırtımda bin bir tane yük var be Asude. Ne çocukluk kaldı, ne gençlik. Haksızlık ediyorsunuz kendinize. Bence çok iyi görünüyorsunuz. Biraz kilonuz var ama bu sizi karizmatik, sevimli ve güvenilir gösteriyor. Sağ ol. Eller üşümüş. Sizi eve bırakalım mı? Hı. Buyur. Buraya kadar yordum aslında. Taksiyle gelebilirdim. Hiç olur mu? Sizin gibi güzel genç bir kız bu saatte evine yalnız gönderilir mi? Neyse. Ben de gideyim artık. Yarın sarayda görüşürüz değil mi? Yarın okulda atölye çalışmamız var. Öbür gün geleceğiz saraya. Öyle mi?
Özleteceksiniz kendinizi yani. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Osman Bey. Efendim Asude. İsterseniz cep numaramı vereyim size. Hacı Arif Bey'in bir şarkısının adı aklınıza gelmemişti ya. Onu hatırlarsınız, mesaj atarsınız belki. Ulak'la haber yollayayım. Ulak mı? Asude Hanım, ben cep telefonu kullanmıyorum. Şaka yapıyorsunuz. Hakikaten kullanmıyorum. Yani şimdiye kadar hiç ihtiyaç duymadım. Çok sıkışırsam yanımdakilerden istiyorum. Şimdiye kadar hiç padişahım kontürümüz bitiyor veremeyiz diyen olmadı. Olsun, ben vereyim yine de. Gençler, hadi fakirhaneye, hadi, hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Kapat şu ışığı, biri görecek şimdi.